Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan ile TETA Geometri Kampı'nın 24. haftasının 3. videosundayız. Yani son videodayız. Dönüşüm geometrisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ötelemeyi ve döndürmeyi anlatacağız size bu dersimizde. Evet kitabımızda da sayfa numarası bakıyoruz 225 ve 226 ve 227'nin de sol tarafını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öteleme dediğimiz şey çok basit. Şu kelimi aldım buraya getirdim. Uzunluğu falan değişti mi? Yönü doğrultusu değişti mi? Değişmedi. Yine sağ çapraza bakıyor. Yine sağ çapraza bakıyor. İşte yukarı aşağı ötelemeden bahsedeceğiz şimdi. Normalde nokta ötelemesinden daha öncesinde bahsetmiştik. A virgül B'yi atıyorum 5 birim sağa dediği zaman ne yapıyorduk? A'yı ya artı 5 ekliyorduk. Sola dediği zaman 5 birim sola dediği zaman A'dan 5 çıkartıyorduk. 3 e, birim yukarı dediği zaman da o zaman ordinatı yukarı doğru gidecek. Ordinatına 3 ekliyorduk ya da 3 aşağı dediği zaman ordinatından 3 çıkartıyorduk. Ama şekil ötelemesi çok basit. Şekilde geldiği zaman da analitik düzlem çizilip de birim kareler üzerinde geldiği zaman özellikle çok basit. Ne diyorsa o hamleyi yapacaksınız. Çok basit aslında. Örnekler üzerinde daha iyi bir şekilde anlayacağız bunu aslında. Hadi bakalım. Birinci örneğimize bakalım. Yani örnek 18'deyiz. Birim kare zeminde verilen ABC üçgeni 6 birim sağa ve 4 birim aşağı ötelenmiş halini çiziniz. Arkadaş bir tane noktayı ötele. Sonra bak kaç birim sağ diyor? 6 birim sağa. 1 2 3 4 5 6. Buraya geldi B noktası. Ve 4 birim aşağıya. 1 2 3 4 birim aşağı aslında burası. Sonra aynı A noktasını da aynı şekilde ötelersin. C noktasını da aynı şekilde ötelersin. Ya da bir noktayı ötelemek bence yeterli. Çünkü şu nasıl gitmiş? 2 solu ve 1 aşağısında. 2 solu ve 1 aşağısında A köşesi var. Yani burası A üssü yapar. Burası B üssü yaptı. Sonra B'nin de iki sağında 1, 2, 3, 4 aşağında aşağısında. iki sağında 1, 2, 3, 4 aşağısındaki noktayı da bu şekilde yapıp sonra şeklimizi böyle çizebiliriz. Yani bütün noktaları uygulamanıza gerek yok. Bir noktayı uyguladıktan sonra da yine o şekli de bu şekilde oluşturabilirsiniz dostlar. Evet örnek 18'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 19'a. Şimdi birim kareli zeminde verilen iki birim yarı daire ABC üçgenine aşağıdaki dönüşümler uygulanıyor. Hem buna hem buna. Dairenin orijine göre simetri al diyor. Arkadaş dairenin orijine göre simetriyi nasıl alacağız ya? Buradaki bütün noktalarımı alacağız? Hayır. Bak şimdi daireye. Hocam yarıçapı kaç? İki birim. Ve merkezinin simetriğini alsak yeterli olacaktır. Orijine göre simetri. Önce şuna bakalım. 1, 2, 3, 4 birim sağda. 1, 2, 3 birim aşağıda. Yani 4'e eksi 3 noktası burası. Sen şimdi 4'e eksi 3 noktasının neye göre simetriğini alacaksın? Orijine göre simetriğini alacaksın. Orijine göre simetriğini aldığın zaman ne olacak noktamız? Eksi 4'e artı 3 mi olacak? Evet. Şimdi eksi 4'e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tam buradaki nokta yaptı. Şimdi burada bu dairenin yarı çapı kaç? 2. O zaman bu dairenin yarı çapı 2 olacak şekilde de çizelim. Yani yarı çap 2 buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Yani bizim çemberimiz, hatta dairemiz işte tam olarak böyle mi olacak? Evet. Dairemiz bu şekilde oldu. Şimdi öbürüne bakalım. Üçgen 3 üç birim sağa, 7 birim yukarı. Bir tane köşesine bak. Mesela şu dik olduğu köşeye bak. 1 2 3 birim sağa geldiği zaman buraya 1 2 3 4 5 6 7 birim geldiği zaman da buraya. Aa ne güzel oldu burada. Hocam bu buraya geldi B köşesi. C köşesi 3 birim altında. C köşesi 3 birim altında. A köşesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağında. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağında. Yani üçgenimiz böyle mi oldu? Evet. Bize diyor ki bunların kesişim bölgesi. Bak şuradaki bölgenin alanı isteniyor. Bu bir dik üçgendi. Burası 90 derece. Yani çeyrek daire yaptı. Yani pi yarı çapı kaç? 2. 2'nin karesi bölü 4. Çeyrek daire olduğundan dolayı ya da 91 360 da diyebiliriz. Yani alan ne yaptı arkadaşım? Pi yapar. Evet örnek 19 pi oldu geldik örnek 20'ye. Birim kareli zeminde verilen beşgenin orjine göre simetriyi alınıp 3 birim sola 4 birim yukarı ötelendiğinde. Hocam bu şeklin orjine göre simetriyi maalesef zor. Maalesef zor. Orjine göre simetriyi aldığında aynı şekli çizmediğiniz oluyor böyle. Hayır kardeşim orjine göre simetri aynı şekilde olmayacak. Sen buradaki noktaları belirle. Mesela A noktasını B noktasını C noktasını D noktasını ve E noktasını belirle. A noktası nedir arkadaşlar? Önce belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 birim solda. 1, 2, 3, 4 birim yukarıda. Yani 5'e, eksi 5'e 4 noktası. Sonra B'yi belirleyelim. B de 2 birim solda, 4 birim yukarıda. Eksi 2'ye 4 noktası yaptı burası. Sonra C'yi belirle. C'yi belirlediğimde 1 birim, 1 birim. Yani eksi 1'e 1 noktası. D'yi belirliyoruz şimdi de. D noktası da 1, 2, 3 birim solda, 3 birim yukarıda. Eksi 3'e 3 üç noktası yaptı. Ve E'yi de belirliyoruz şimdi. E noktası ne yaptı? 7 birim solda 2 birim yukarıda. Yani eksi 7'ye 2 noktası yaptı. Şimdi bu noktalara göre dönüşümlerimizi uygularsak daha sağlıklı olur. Karışık şekillerde. Evet şimdi diyor ki bize ilk önce orijine göre simetriğini alalım. Orijine göre simetriğini alalım bakalım bunların. Orijine göre simetriğini aldığımız zaman ne oluyordu? Noktalar yer değiş e, işaret değiştiriyordu. Yani 5'e eksi 4 olacak. Burası da 2'ye eksi 4 olacak. Burası 1'e eksi 1 olacak. Burası 3'e eksi 3 olacak. Burası da 7'ye eksi 2 olacak. Sonra şimdi diyor ki 3 birim sola 4 birim yukarı. 3 sola demek absizinden 3 çıkartacaksın demek. Sonra 4 birim yukarı demek ordinatında da 4 ekleyeceksin demek. O zaman bu dönüşümü yaparsam burası 2'ye 0 mı yapıyor? Aynen öyle. 2'ye 0. Buraya 3 ekledim. Hepsine önce bir 3 ekleyeyim. Kafa karışıklığı olmasın. Burası 5 yapar. 3 eklediğim zaman burası 4 yapar. Sonra 3 eklediğim zaman burası 6 yapar. 3 eklediğim zaman da burası da 10 yapar. Sonra buradan da ordinataya 4 ekleyeceğim. Ay buradan 3 çıkartıyorduk değil mi? Şuradan 3 çıkartıyorduk arkadaşlar. Burası -1 yapacak. Burası -2 yapacak. Burası 1 yapacak ve burası da 3 çıkarttığım zaman 4 yapacak. Pardon. Sonra 4 ekleyeceğim ordinatına. Buraya ordinatına 4 eklersem bu yapıyor. Ordinatına 4 eklersem artı 3 yapar. 4 eklersem artı 1 yapar. 4 eklersem artı 2 yapar. İşte noktaları bulduk. Yalnız burası A üssü, burası B üssü, burası C üssü, burası D üssü, burası da E üssü olduğunu bilirim. A üssü neresiymiş? 2'ye 0 noktası. Hocam 2'ye 0 noktası A üssü. Sonra eksi 1'e 0 noktası. Eksi 1'e 0 noktası işte burası B üssü. Sonra C üstü noktasına bakacaksın. Buradaki harfler de önemli. Çünkü A, B, C, D, E sırası şeklinde gideceksin. C üstü de eksi 2'ye 3 noktası yaptı. Eksi 2'ye. Eksi 2'ye 3 noktası da nerede yapıyor? Eksi 2'ye 3 noktası. işte tam olarak burada yapıyor. Değil mi? Evet. Sonra bire bir noktası. Burası C üstü. Bire bir noktası da arkadaş burası yapıyor. Bire 1 bir burası da D üssü oldu. Ve E üstü de neresi arkadaşım? E üstü de 4'e 2. Hocam 4'e 2. İşte tam olarak burası yaptı. Bak şimdi şu sıralaya git. Dikkat. Hocam A, B. işte sonra C. Sonra D. Sonra burası. Sonra burası. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekli oluşturmak. Yani şeklen oluşturmak. Orjine göre simetriğini alıp sonra döndürmek. Sanki biraz sıkıntı olacaktı bizim için. İşte bu şekilde daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Karışık şekillerde özellikle birim kareler verilmişse o noktaları belirleyip noktalara dönüşümleri uygulamayı da ihmal etme bu şekilde daha rahat bir şekilde yaparsın. Daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Evet şeklimiz bu. Hatta içini de boyayalım. İşte şıklarda da bunu ararsın. Ha direkt böyle ötelemesi falan sorulmuş olsaydı eyvallah. Ama orijine göre simetriyi ya da x eksenine göre simetriklerinde böyle sıkıntılar yaşanılabilir. Sıkıntı olmaması için de noktaları yazmanı tavsiye ediyoruz. Örnek 20'yi bulduk geldik örnek 21'e. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseni üzerinde bulunan kare. Evet şöyle bir kare var elimizde. ABCD karesi çizilmiştir. Öncelikle ABCD karesi bu. Tamam bu karenin köşeye noktalarının y eksenine göre simetriye alındıktan sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 12 bir ötelendiğinde elde edilen dört nokta bir köşesi orijinde olan bir karenin köşelerini oluşturmaktadır. He. Ben şimdi arkadaş bunun y eksenine göre simetriğini alacağım. Y eksenine göre simetriğini aldık daha sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 12 bir öteleyeceğim. Yani x eksenine göre simetriğini aldıktan sonra bak y eksenine pardon y eksenine göre simetriğini alıyorum şöyle. Hocam burası b iken simetriğini aldığımızda bak burası b oluyor. a iken burası a oluyor. Yani burası a değil dikkat tamam mı? Burada buradaki şekli öteleseydim evet şurası a olacaktı. y'ye göre simetriğini alıyorum. a bak buraya denk geliyor. Sonra b nereye denk geliyor? Simetriğini aldığımda daha uzak yere b buraya. d şuraya denk geliyor. c de bak buraya denk geliyor. Dikkat. Sonra ben bunu diyor 12 birim ötelediğimde işte şuradaki kareyi elde ediyormuşum. Arkadaş 12 birim ötelenmiş hali neresi? Bak dikkat et şuradaki nokta buraya gelmiş. Yani şurası 12 birim diyor. Evet ABCD karesinin çevresi nedir diye soruluyor. Bak şimdi bu iki karenin de içinde kalan bölgenin alanında 14 birim kare olarak vermiş bize. Şimdi karenin bir kenara ben bir A diyeyim istersen. Tamam hocam A burası. E, burası 12 birim ötelediğimde buraya geldi ya. Burası 12 eksi a mı oldu? Evet. E hocam şuraya baktığımız zaman burası da 12 eksi a. Değil mi? Çünkü simetriğinden dolayı. A hocam bu karenin bir kenarı a'ydı. Şurası a birim değil mi? Evet burası da a. Burası da a. Hocam burası da a birimse a'dan 12 eksi a'yı çıkartınca burayı bulmaz mısın? Evet. A eksi 12 eksi a diyelim. Parantezce çıkartmayı unutmayalım. Yani burası a eksi 12 artı a yaptı. Yani 2 a eksi 12 yaptı. Bak 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 bak. 2A-12 yaptı burası. E şimdi bana şurada kesim bölgesinin alanı verilmiş. Yani sen neyi çarpacaksın burada? A ile 2A-12'yi çarpacaksın. Kaç yapacakmış? Bu da 14 yapacakmış. 2'ye bölsen A ve A-6 yaptı burası değil mi? Bu da 7'ye eşitmiş. Hocam 7 çarpım var burada hissedelim. A yerine 7 yazarsam 7 çarpı 1 yapıyor mu burası? Evet burası da 1 yapıyor. Yani A'yı böylelikle 7 buluruz. Karenin çevresi nedir diye isteniliyor bizden. A'yı 7 bulduysak bizden 4A isteniliyor. E, 4A da neye eşittir arkadaşım? A yerine 7 yazarsak cevap 28 yapar. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Sadece ve sadece ne diyorsun onu gösterdim. Simetriğini aldım. Sonra buradan buraya ötelemiş. Burası işte 12 birim demiş. Ama bu köşe buraya kadar geldiği için burası 12 oldu. Falan filan. Kolay bir soru bu. Aslında baktığın zaman kolay bir soru. Benzeri de sanırım da çıkmıştı. TYT'de çıkmaya aday sorulardan biri dikkat edin gençler tamam. Evet örnek 21'i de bulduk ve geldik şimdi döndürmeye. Döndürme dediğimiz şey aşırı kolay arkadaşlar. Öncelikli olarak bir ispatını yapalım. Şimdi ispatı şurada zaten var. Ne yaptık biliyor musunuz öncelikle? Bir kere A virgül B'yi ben 90 derece döndüreceksem. Arkadaş döndürmede A noktası etrafında B'yi döndürürken yani A'ya bir ip bağlamışın gibi olacak böyle hop şöyle bir dönüş yapacak. Yani bu dönüşler nasıl oluyor arkadaşlar? Bu dönüşler bir A merkezli bir daire boyunca dönüyor. E, bir çember yayı boyunca dönüyor daha doğrusu. Yani sen burada A'yı 90 derece döndür dediği zaman işte B'yi A noktası etrafında 90 derece döndür dediği zaman hop buraya 90 derece döndüreceksin. Yani burası 90 derece olacak ve şunların da ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. İşte kaç derece döndürmesine bağlı. Şimdi mesela biz şu şekilde döndürelim. Bu arada bu yön pozitif yön saat yönünün tersi bu yönde negatif yön yani saat yönünde negatif yön olarak kabul ediliyordu biliyorsun. Hadi bakalım bir A virgül B noktası verildiğinde hemen A virgül B'yi belirliyoruz. Yani buradaki uzunluğun A buranın B olduğunu biliyorum. Döndürmeyi yaptık. Şimdi döndürmede şu döndürdüğüm zaman hop buraya geldi. 90 derece döndürdük. Şu uzunlukların eşitliğini yazdık. Sonra buradan geldiğimizde bu dik burası B değil mi? Sonra burası ne olacak arkadaşlar? Bak sadece buranın B, B, buranın B olduğunu biliyorum ben. Şuranın da A olduğunu biliyorum. Hocam 90 derece döndürdük ya. O zaman alfa beta alfa beta ya dalınca da bu sarı üçgenler ne oldu? Eş oldu. Beta'nın karşısı B ise beta'nın karşısı B olur. Alfa'nın karşısı A ise alfa'nın karşısı A olur. A burası ne oldu? Hocam B birim sağda B virgül A birim de aşağıda oldu. Eksi A noktası mı oldu? Evet. Yani biz Şöyle bir kural veriliyor aslında ama bak ben sana bu kural değil daha farklı bir şey göstereceğim şimdi. A virgül B'yi 90 derece döndürdüğünde ne oluyormuş? Hocam böyle saat yönünde 90 derece döndürdüğünde B virgül eksi A oluyormuş. Saat yönünün tersinde döndürdüğünde ne olacak peki? İşte onu bu şekilde A virgül B'yi saat yönünde döndürdüğünde B virgül eksi A diye ezberlersen saat yönünün tersinde sıkıntı yaşarsın ya da karışıklıklar yaşarsın. Bak ben ne yapıyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Ben şunu yapıyorum. A virgül B'yi 90 derece döndürdüğüme arkadaşlar. Şimdi şurayı okursunuz siz. Ben burayı özetleyeceğim. A virgül B'yi 90 ya da 270 derece döndürdüğümüzde noktaları yer değiştiriyorsun. Bak bak bak. A virgül B'yi 90 ya da 270 derece döndürmede noktalar yer değiştiriyor. Sonra hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyuyorsun. Bu kadar basit. 90 ve 270 de böyle. Peki hocam 180'den olacak A virgül B'yi 180 derece döndürme de direkt eksi A virgül eksi B'dir. Çünkü niye? Sen şimdi A virgül B noktası nerede olursa olsun fark etmez. Birinci bölgede olursa 180 derece döndürsen hop buraya. Bak neye göre simetri oluyor? Orjine göre simetri oluyor. Orjine göre simetriği de ne oluyordu? İşaretleri değişmiyor muydu? Evet. E o zaman şöyle bir kurallaştırabiliriz. Daha kolay ve daha akılda kalıcı bence. 90 ve 270 derece döndürmede işte saat yönü diyorsa saat yönü saat yönü ters diyorsa saat yönü tersi 90 ve 270 derece döndürmede A virgül B'yi B virgül A yapıyorsunuz sonra hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyuyorsunuz. Bitti gitti çok basit aşırı derecede basit mesela şuna bakalım 1 2 saat yönünde 90 derece döndür hocam noktamız 2 virgül bak ne olacak 2'ye 1 noktası olacak işaretlerini sonra düşüneceğim. Hemen düşünüyorsun. İlk noktamız neredeydi? 1'e 2 buradaydı. Nerede? Saat yönünde. Saat yönünde 90 derece dönünce buraya düşecek. Buranın işareti nedir? Artıya eksi. Geliyorsun artıya eksiyi koyuyorsun buraya. Evet burası artıya eksi olacak. Yani 2'ye eksi 1 noktası yaptı arkadaşım. Öbürüne bakalım. Öbürüne bakacak olursak da eksi 2'ye 3 noktası. No Ters çevirdim bunu. Hocam 3'e 2 diye yazdım. İşaretlerini koymak zorunda değilsin. Hani işaretleri 3'e artı 3 eksik koyayım hocam falan filan değil. Şimdi sen noktayı belirle. 3'e eksi 2 nerede? Pardon eksi 2'ye 3 nerede ilk başta? Hocam eksi 2'ye 3 burada. Nerede? Saatin tersi yönünde. Hocam saatin tersi yönünde 90 derece döndürsem buraya düşecek. Bu bölgede işaret ne? Eksi. E o zaman noktamız eksi 3'e eksi yaptı Bak bu kadar basit kardeşim. Hadi şuna bakalım. Eksi 4'e eksi 5. Noktaları yer değiştirdim. 5'e 4 olacak. Şimdi işaretlerine bakacağız. Noktamız neredeydi? 3. bölgedeydi. Nerede? Pozitif yönde. Pozitif yön saat yönünün tersidir. Bu yönde. Buraya düşüyor. O zaman burada bunun işareti nedir? Artı ya eksidir. Yani artı 5'e eksi 4 müdür? Evet. Pozitif yön dediği saat yönünün tersi. Değil mi? İşlem hatası yapmayalım. Şurada yanlış mı yazmışım ben? Dur bakayım. Evet yanlış yazmışım galiba. Ay doğru yazmışım. Çünkü 270 derece diyor. Dur dur dur. İşte pozitif yönde 270 derece. Hocam 3 tane 90. 1, 90 burası. 2 90 burası. 3 90 burası. O zaman bu bölgeye düşüyor. Bu bölgede işareti nedir arkadaşım? Eksiye artı değil midir? Evet. Eksiye artı olacak. Yani eksi 5'e artı 4 olacak bu şıkta. Evet 90 ve 270 de bu şekilde. Hadi öbürüne bakalım şimdi. 5'e 1 noktaları yer değiştir. 1'e 5 olacak. Hem, hemen şimdi işaretlerine bakıyorum. 5'e eksi 1 neredeydi? Hocam bu bölgedeydi. Bu bölgede negatif yönde yani saat yönünde. Saat yönü bu yön değil miydi? Evet. Bu yönde 270 derece gideceğim. 1, 2, 3, 90 gideceğim. Ya da bu yönde 270 derece gitmek, bu yönde 90 derece gitmek demek değil midir? Evet bu şekilde de yapabilirsin. Neyse birinci bölgeye düştüğünü gördük. O zaman 1'e 5 mi olacak? Bitti gitti ya anladın işi. Şimdi bunu da 180 derece döndür diyor. Hocam 180 derece döndürmede de sadece orijine göre simetri oluyor. Yani artı 3'e eksi 4 mi olacak? Aynen bu arkadaşlar cevabımız. Bu daha kolay değil mi? Bence daha kolay. Noktayı bak 90 ve 270'te ispatında gösterdim. Bak şekil ispatı da önemli. Bu şekil ispatını da sorularda kullanacağız. Evet A virgülü B'yi sen 90 ya da 270 döndürürken noktamız B virgülü A olacak. Ve hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyuyoruz. Sakın ama sakın unutma. Haydi bakalım. Şimdi örnek 23'e bakıyoruz. Dik koordinat düzleminde abo eşkenar üçgeni verilmiştir. A noktasının y eksenine göre simetriği A'nın Y'ye göre simetri. Hop şöyle değil midir arkadaşlar? Burası dik olacak. Şekil verildiği için şeklen gösteriyorum. Ve şunlar birbirine eşit olacak. Sonra an bir dakika eşkenar A noktasının y eksenine göre simetriği. A üstü B noktasında x eksenine göre simetriği. Hocam B noktasının da şuna göre simetriye demiş. Hemen böyle koyduk. Ve burası da B üstüymüş. Burası dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak. Şurası da A üstü. E hocam burada dik tabanı iki parçaya böldü. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hop şöyle geldik. Hocam bunlar birbirine eşit. Bak eşit. Aynı şekilde burada da hocam dik tabanı iki parçaya bölmüş. Hop aklımıza ikizkenar kenar geldi. Hocam şununla da şu eşit. E hocam bu zaten bu bir eşkenar kenar üçkendi. Yani burada kaçlarımız 60 60 60 60'tı. Çok güzel. E şuraya ben bir A açısı dersem burası da A'dır. Buraya B açısı dersen burası da B'dir. Dikkat et. A artı B artı 60. A artı B artı 60 90'a eşit ya. A artı B'yi buradan kaç buluruz? 30 derece buluruz. A hocam A artı B 30 şuradaki açıya bakar mısın? Bu açı 2A artı 2B artı 60. A artı B 30 olduğundan burası 60 yapar. Yani burada kaç toplamda 120 derece yaptı. Dur bakalım. Buna göre A üssü noktası orijin etrafında saat yönünde kaç derece döndürülürse B üssü noktasıyla çakışır. Bak güzel bir soru. A üstünü saat yönünde orijin etrafında kaç derece döndürürsem hop işte şuradaki. Arkadaşlar bizden şu isteniyor. Hop, dikkat. Döndürdüğümüzde hop buradaki dönüş açısı isteniyor. Bitti. Biz burayı ne bulduk arkadaşlar? 120 derece bulduk. Cevap o zaman 120 derece olacaktır. İlk başta şekilli. Hani şekilli olan mantıkta bir soru da sormuşum burada. Gelelim bir de böyle garip şekilli geldiği zaman ne yapacağız? Ben bunu 270 derece döndüreceğim. Ya bu şekildeki şeylerde sınavda böyle karşılaştığınız zaman işiniz kolay. Niye? Ne yaparsınız mesela? Sınav kağıdı bu şekilde ya. Senin karşında bu var. Adam sana ne diyor? Dik koordinat düzleminde şeklin orijin etrafında, orijin etrafında saat yönünde. Saat yönü ne oluyor arkadaşlar? Şu yönü oluyor. Şurada göstereyim ben onu bir saniye. Saat yönünde. Bu yönde kaç derece? 270 derece döndüreceğim. Bu yönde 270 derece döndürmek demek bu yönde 90 derece döndürmek demek değil midir? Yani buraya düşecek. Sen o zaman bunu şöyle çevirirsin. Fotoğrafını çekersin gözünle. Sonra şıklarda onu ararsın. En garantilisi bu döndürmede. Tamam? Mı? Tekrar söylüyorum. Şunu şöyle gördün. Bunu böyle gördükten sonra bu şekilde ya. Sen bu tarafta saat yönünde hangi yön diyorsa o yönde çevir. Şekle bak. Ondan sonra o şekli şıklarda ara. Daha net bir şekilde bulursun. Döndürmenin kolay yolu bu dostum. Tamam? Şimdi ben normal bir şekilde yapayım. Normalde ben bunu klasik yoldan çözmeye çalışırsam zor olacak. Döndürmenin nasıl olduğunu kestiremeyiz. Yani şu şekilde döndürme. Hocam B noktasını 90 derece döndürünce hop buraya gelecek. Belki kestirsin, belki kestiremezsin. Ben şuradaki eş, eş üçgenlerden 1'e 3 e burası da 1'e 3 olacak deyip B noktasının buraya geldiğini, sonra burası 1'e 7, sonra 1'e 7 şuraya geleceğini falan kestirebilirim arkadaşım. Ya da kaç 1'e 6 mı? İşte buraya denk geleceğini kestiririm. Ama sizler sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Noktaları yazın. A, B, C, D. Ondan sonra E, F. Sıralama da burada önemliydi değil mi? Evet sıralama da önemliydi. A noktası kaça kaç? Şimdi A noktasını belirle. Hocam A noktası 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 1. Eksi 5'e 1. B noktası kaç? Hocam eksi 3'e 1. Sonra C noktası kaç? C noktasında eksi 3'e 2, 3. Eksi 3'e 3 noktası. D noktası kaça kaç? Eksi 1'e 3 noktası. E noktası kaça kaç? Eksi 3'e 5 4 noktası değil mi? 4 birim yukarıda bir evet. Eksi 3'e 4 noktası ve F noktası kaç? F noktası da hocam eksi 5'e 3 mi yapıyor? Evet. Eksi 5'e 3 yapıyor. Şimdi bu noktalara dönüşüm uygula. Sen bunu saat yönünde 270 derece ya da pozitif yönde 90 derece döndür. Saat yönü tersinde 90 derece döndür. Hadi döndürelim bakalım. Şöyle 90 derece döndürdüğümüzde noktalar 1'e 5 olacak. 1'e 3 olacak. Sonra 3'e 3 olacak değil mi? Dur işaretlerini sonra düşüneceğim. Sonra eksi 1'e 3 olacak. Yani 3'e 1 olacak ters çevirdiğimizde. Sonra burası 4'e 3 olacak. Noktalar yer değiştiriyordu çünkü. Burası da ne olacak? 3'e 5 olacak. Şimdi bizim buradaki şeklimiz saat yönünde saat yönü tersinde 90 derece döndürdüğümüz zaman 3. bölgeye düşecek. Yani senin şu bölgedeki noktadan buraya düşecek. Buranın işaretini olacak? O zaman buradaki noktalarımız eksi eksi olmaz mı arkadaşlar? Bitti gitti. E o zaman buradaki noktalarınız eksi eksi elde edilen şekli çiziniz diyor. Eksi 1'e 5'i koyuyorum şimdi. Eksi 1'e 5 nerede? Eksi 1'e 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 1'e 5 burada. Ama sırası da önemli. Bak burası A noktası. Eksi 1'e 3 nerede? Burada. Bir dakika. Eksi 1'e eksi 3'ü arıyorum. Heh burada. Sonra ee, eksi 3'e eksi 3 eksi 3'e eksi 3 burada şurası B şurası C sonra eksi 3'e 1'i arıyorum eksi 3'e 1 burada D noktası burada eksi 4'e eksi 3 arıyorum D noktası buradayken eksi 4'e eksi 4 e, eksi 4'e eksi arayacağım bir saniye eksi 4'e eksi 3 eksi 4'e eksi 3 de şurada değil mi evet burada sonra burası E noktası öbürü nerede eksi 3'e 5 Eksi 3'e 5 de nerede arkadaşlar? Eksi 3'e eksi 5 pardon. O da burada. Şimdi sırasıyla gideceğiz. Bak normalde böyle sırala. Normalde şöyle yapıyorsunuz. Böyle 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 mi gideceksiniz? Bak şekil farklı oluşmuyor mu böyle? E, farklı oluşuyor. O yüzden sıra çok önemli. A, B, C, D, E. Ondan sonra burası F'ydi. Bak şu. Gördünüz mü? Aynı şekli elde ettik mi? Ettik. Aynı şeklin döndürülmüş halini. Şimdi senin elinde de kitap var ya. O kitabı dediğim gibi çevir. Burnun yukarı baktığını göreceksin. Sonra düz çevirip çıklarda onu arayacaksın sadece. Olay bu. Bu sadece uzun garanti yolu. Ama sadece döndürme soruyorsa bu şekilde dediğim gibi kitabı döndür ve öyle yap. Anlaştık. Evet örnek 24'de bu şekilde bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde. 5'e 5 noktasının 1'e 2 noktası etrafında. E hocam biz biraz önce hep ne öğrendik? Bir noktanın orijin etrafında döndürülmesinin kısa bir yolunu öğrendik. Bu şekilde sorulduğunda ne yapacağız? İspat yöntemiyle yapabilirsin. Hemen şekli çizersin. Bak dikkat. Şekli çizersin böyle. Hocam 5'e 5 noktasını belirleriz. Bak şekli çizip iki farklı yolda göstereyim ben sana. 5'e 5 noktası nerede? Şurada bir yerde. 5'e 5. Sonra 1'e 2 noktası nerede? Hocam 1'e 2 noktası da burada. 1'e 2 noktası etrafında. Ben bunu döndüreceğim. İşte şunu döndüreceğim. Hadi döndüreyim bakayım. Nerede? 1'e 2 noktası et, etrafında A 1 e 2 noktası etrafında 90 derece döndüreceğim. 90 derece döndürdüğümde buraya bir yere denk gelecek arkadaş. Tamam. 90 derece olduğunu göstereyim şöyle. Bundan sonra verilen bilgileri kullanacaksın. Hocam 5'e 5 burada şöyle. Hocam 1'e 2 burada şöyle. Tamam. E şunların eşitliği bizim için önemli mi? Evet, önemli. Hocam şurada bir dik üçgen oluştursam, şurada da bir dik üçgen oluştursam burası eş üçgen mi oluyor? Bak. Evet eş üçgen. Peki alfa beta alfa betadan dolayı eş üçgen. E şuraya bakalım. Şurası ne noktasıydı? 2. Burası ne noktasıydı? 5. Şurası kaç birim uzunluğunda oldu? 3. Alfanın karşısı 3 alfanın karşısı 3 birim olacak burası. Sonra şuraya bakalım. E, buranın hapsisi kaçtı? Buranın hapsisi 1'di. Tamam 1'di. E, şuraya bakalım buranın hapsisi 5. 1 ile 5 arası 4 birim burası. Hocam burası 4 birimken şuradaki uzunluk da 4 birim olacak. O zaman buradaki nokta belli. Bak birim 3 birim sağında 4 var. İşte burada da 4 birim ya şurası 3 birim. 3 birim de aşağıda değil mi buradaki nokta? Evet. 3 birim aşağıda olması 4'e 3 olması anlamına geliyor mu? Geliyor. Pardon şuradaki uzunluğu kaç birim? 2 birim değil mi şuraya kadar? Evet buradaki nokta apsisi 1 bir birimdi bunun. Şurası 2 birim burası da 2 birim olacak. Yani 2 birim aşağıda olması demek 4'e 2 noktası olduğu anlamına geliyor. Şimdi gençler ispat tekniğiyle anladınız mı anladınız. Ben bir de bunu normal bir şeyle çözeceğim. Bak normal bir şeyle çözeceğim. Ee, daha farklı bir yolla çözeceğim. İkinci yol. Şuraya da ikinci yol yazayım istersen. İkinci yol. Ben bir noktanın orijin etrafında dönmesini biliyorum değil mi? O yüzden hangi nokta etrafında dönecek? 1'e iki noktası etrafında dönecek. O zaman ben bunu sıfır sıfır yapayım. Sıfır sıfır noktası yaptıysam. Yani burada absinden bir çıkarttım. Ordinatından 2 çıkarttım. Dönüşüm. Yani ben bunu ne yaptım? Bir birim sola iki birim aşağıya taşımış gibi oldum. O zaman absinden bir çıkart, ordinatından iki çıkarttım ya başlangıçtaki noktayı. Aynı dönüşümü buna da uygulayayım. Absinden bir çıkart dört. Ordinatından da kaç çıkartıyorum? İki. İki çıkarttığım zaman üç oldu. Yani bizim noktamız dörde üç noktasının orijinal etrafında döndürülmesini bulacağız. Dörde üçü orijinal etrafında döndürdüğün zaman üç virgül dört yapacak. Ama dur. Şimdi işaretine bak. İşaretine bakıyorum. 4'e 3 nerede? Burada. Sen bunu pozitif yönde döndürdüğün zaman buraya denk düşecek. Pozitif yönde 90 derece. Bunun işaretini artıya eksi. Artıya eksi. Noktamız bu oldu. Ama bitmedi. Biz dönüşümü uygulamıştık. Dönüşümlü halini 3 e eksi 4 bulduk. Şimdi geriye dönüşümü yapalım. Geriye dönüşümde bu e aynı noktaya gelmek için apsine 1 ekleyeceğim. E o zaman apsisine 1 ekleyeceğim. Ordinatına da kaç yapacağım? 2 ekleyeceğim. O zaman ne oluyor burası? Bak 4'e eksi 2 noktasını yapıyor? Evet. Ben olsa şu yoldan yaparım. 4 eksi 2 aynı şekilde bulduk. Yani senden bir nokta etrafında döndürülmesi isteniliyorsa onu orijin yap o noktayı. Şunu orijine çevir. Ondan sonra orijine göre yansımasını bulduk. Daha sonra geriye dönüşümü bir daha yap. Ben genelde böyle yapıyorum. Haberin olsun. Sen de böyle yaparsan mutlu olursun bence. Evet bu soru da güzel bir soru. Buna da dikkat edin. İki yolu da gösterdim. Bizim için zaten iki yol önemli. Yani çünkü bazen bir bakarsın o dönüşümü yapamayabilirsin. O dönüşümü yapabilecek noktayı bulamayabilirsin. O yüzden ispat tekniği de gerçekten önemli. Her iki tekniği de buraya yaz ve bunu anla. Haydi bakalım. Şimdi geldik örnek 26'ya. Dik koordinat düzleminde eksi kök içe bir noktasının orijin etrafında saatin tersi yönünde 120 derece. Eyvah ne yapacağız ya burada? Biz neyi biliyoruz? 90 derece döndürmeyi biliyoruz değil mi? Evet arkadaşlar bir noktanın orijin <laughs> etrafında belli bir açıyla döndürülmesinin formülü var. O da şu. X virgül Y noktasının şurayı yazayım istersen bak. X virgül Y noktasının alfa derece döndürülmesi. Yalnız burada pozitif yön olması lazım. Şimdi atıyorum bize e, saat yönünde 120 derece döndür dediyse o zaman bunu ne demek saat yönünün tersinde 240 derece. Yani alfamız 240 derece olacak anlamına geliyor. Tamam mı? Bunu da unutma. CSSC diye bir formül var. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Çünkü ben hiç formülü kullanmıyorum. Öseğime de sorsa formüllüsünü sormaz. Formüllüsünü sorsa bile formülünü verir gibime geliyor. Yani CSCC ne demek? C, S, virgül, S, C. X, Y, X, Y. Burası eksi, burası artı. İşte formülümüz bu arkadaşlar. X çarpı kosinüs alfa eksi Y çarpı sinüs alfa. X çarpı sinüs alfa artı Y çarpı kosinüs alfa şeklinde bulunuyor. Tamam. Yalnız saat yönü tersinde olmasına da dikkat edin. Neymiş? CS, SC. Eksiye artı olacak. Formül bu. Ya burası artı burası eksi ya burası eksi burası artı ama büyük ihtimal %90 ihtimaliyle burası eksi olacak. Bak CS, yazdıktan sonra XY, XY yazıyorsun sadece. Tamam Normalde formülü bu. İstersen sen bir formülle dene. Formülle çıkıyor mu çıkmıyor mu diye bir dene. Lütfen dene. Tamam Şimdi ben formülsüz yapayım. Ne yapacağız? Hocam formülsüz analitik düzlem çizerek çıkar. Analitik düzlemi çizelim. Kök 3'e eksi kök 3'e bir noktası burada bir yerde. Yani işte eksi kök üçe, bir noktası burası. Şimdi ben bu noktayı döndüreceğim. E, bu noktayı orijin etrafında döndüreceğim. Orijine bağlayalım iple. Orijine bağladıktan sonra hop böyle. Saat yönü tersinde şöyle bir döndüreceğim. 120 derece döndüreceğim. Ama hocam açı lazım bana. İşte bu yüzden bu şekilde şekli çizmeniz lazım. Ve özel böyle açı çıkabilecek soruları sorarlar büyük ihtimalle. Şu formülü kullandırmamak için. Mesela burada özel açı çıktı mı çıktı. Hocam burası kaç? Kök 3 birim. Burası bir birim. Aa, Pisagor'dan burası da iki çıktı. Ne üçgeni çıktı burada? 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1 değil mi? Evet. Ya böyle eksi kök 1. Bir, yani 1'e kök bir şeyler verirler. Ya da mesela eksi 4'e 4 noktasını verdi. O zaman da 45 45 90 üçgeni çıkar. O zaman da 135 derece döndürürler. Ya da ne bileyim işte 45'in katlarını döndürürler. İşiniz yine onda da kolay olur. Peki hadi bunu döndürelim. Bunu döndürmek demek ne demek? Hocam orijin etrafında döndürüyorum. Bak 30 derece döndürdüğünde buraya gelecek. Sonra 120 dediği için hop bir 90 derece daha döndürmem gerek. Yani buraya gelecek arkadaşım. Buraya gelecek. Yani senin döndürülmüş hali. Bak 30 burası. Şöyle geldi 30. Ee, şöyle nokta noktayla göstereyim. Sonra dönmeye devam etti. Bir 90 daha döndürmem lazım. Buraya gelecek. E hocam şurası yarı çap, Burası da yarı çap. 2 birim. A 2 birim aşağıda ne noktası burası? 0'a eksi 2 noktası kardeşim. Bu kadar basit. Cevap 0'a eksi 2 noktası çıktı. İşte bu şekilde şekli çizdiğin zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Bu nereye gelirse gelsin hocam. 120 değil de 150 döndür deseydi. O zaman 150 döndürecektin. 120 burası. Bir 30 daha de derece döndürecektin. O zaman burası 30 derece olacaktı. Burası 60 olacaktı. Şuradaki dik çizerek 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası da kök 3. Yani 1 bir birim sağda 1'e Köküş birim aşağıda eksi köküş noktası olurdu. Mesela 150 derecede dönmüş olsaydı burası. Anlaştık mı? İşte bunda formüle gerek yok. Bu şekilde rahat bir şekilde yapabilirsin. Ve geldik son soruya. Evet. Metin hocama ve Alper hocama da buradan selamlar. Aşağıda P merkezli daire biçiminde koşu parkurları gösterilmiştir. P, A, B doğrusaldır. Tamam. Metin A noktasından Alper B noktasından aynı anda hareket ederek sabit hızla koşmaktadır. Koşuda 8 dakika geride kaldığında Metin parkuru tam tur koşuyor böyle. Her 8 dakikada bir tam tur koşuyor. Ondan sonra öbürü de Alper ise 2 bölü 3'lük kısmını koşuyor. Yani 360'ın 2 bölü 3'lük kısmı nedir? 360'ın 2 bölü 3'lük kısmı 240 derecelik yeri koşuyor. Evet bunu da maviyle göstereyim. Hop 240 derecelik kısmını koştuğunu söyleyebiliriz. Peki Koşuda 30 dakikada geride kaldığında arkadaşlar koşulda 30 dakika geride kaldığında. Haydi bakalım şimdi. 30 dakika geri dakika kaldığında. Hocam her 8 dakikada bir metin koşuyor mu? Koşuyor. 8 dakika. Metine bakalım. Metine bakalım. 8 dakika koştu. Tam bu noktaya geldi. Bir daha 8 koştu. Bir daha 8 koştu. Sonra 3 kere 8 24. 6 mı kalıyor? Yani kaçta kaçlık kısmını koşmuş oluyor burada? Hani tüm 8 dakikada koşuyor ya. 6 bölü 8'lik yani 3 bölü 4'lük kısmını koşmuş oluyor. En son ki turda 3 bölü 4'lük kısmını koşacak. Yani 4 parçaya bölersen 1, 2, 3 bölü 4'lük kısmını koşmuş oluyor. Yani bizim metin buraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Eyvallah. E o zaman bu ne demek arkadaşlar? Bunun şu şekilde 270 derece dönmesi. Yani nereye dönmesi arkadaşlar? Saat yönünün tersinde 270 derece dönmesi demek değil midir arkadaşlar? Bu. Evet. Hadi bakalım. O zaman metinin noktasını ben bulurum. Hocam metinin noktası eksi 4'e 6 iken ben bunu döndüreceğim. Yani 3 tane çeyrek koşuyor ya burada. 90 derecede 270 derece döndüreceğim. Yani bizim metin ne olacak o zaman? İşte saat yönü mü? Saat yönü tersim mi olduğunu bilmiyorum. E, o zaman buradaki noktamız 6'ya 4 olacak. Yani ya eksi 6'ya şey, işte noktada yer değiştirdikten sonra bölgesine bakacağız sadece. Ya eksi 6'ya eksi 4 ya eksi 6'ya 4 ya da artıya artı 6'ya eksi 4 şeklinde olacak arkadaşlar. Bakalım şurada e zaten A üstü ne demiş arkadaşım? Eksi 6 denmiş zaten. Şimdi A üstü eksi 6 demiş. E bunun işareti değişmiş böyle. O zaman 270 derece döndürdüğümde bunun işareti eksi 6 olmuşken eksi 6'ya 4. E, 270 derece döndürdüğümüzde o zaman ne olacak arkadaşım? Burası eksi 6'ya 4. Ama hangi bölgeye düştüğünü bulmak lazım. Ama 270 döndüreyim ya. Normalde eksi 4'e 6 nerede? Dikkat et. Normalde eksi 4'e 6 burada. Yani sen 90 derece döndürdüğünde ya birinci bölgeye ya üçüncü bölgeye düşecek. O zaman üçüncü bölgeye düşüyor. O zaman eksi 6 eksi 4. O zaman burası eksi 4 yaptı arkadaşım. Şimdi Alper'e bakalım. Alper'imiz de 240 derece dönüyor normalde. Hocam her 8 dakikada bak şimdi Alper'e bakalım. Her 8 dakikada 240 derece döndü mü? Döndü. Sonra bir de 6 dakika daha gitmesi lazım. E bunlar da 240 gitti. Bunda da 240 gitti. Bunda da 240 gitti. Yani 240 dereceden 3 tane gitti. Bir de 240'ın 6 bölü 8'liye kadar gitmedim burada. Çünkü parkurun tamamı 8 dakikada tamamlanıyor. Ya da şurası 8 dakikada tamamlanıyor. E, buradaki 240 derecenin 6 bölü 8 dediğimi evet. E o zaman 240'ın da nesi 6 bölü 8'ine bakacağım. Yani 3 bölü 4'üne bakacağım. Yani yaptığı açıya bakacağım burada Hocam burası kaç yaptı? 720 artı şu 3 bölü 4 şu 6 6 kere 3 180. Tamam. Şimdi bunun SS ölçüsü. Hocam 360'ın katı zaten bu. 720 döndüğü zaman. Değil mi? 360, 360 2. Sonra ne yapıyor? Buradan o zaman bu. E, en sonki dönüşte böyle 180 derece dönmüş olacak. E, buraya gelmiş olacak. Yani 180 derece dönmüş hali var burada. E bunun 180 derece dönmüş halini orijine göre simetriye değil mi? Yani 6'ya eksi 9 noktası yapmaz mı? Yapar. E o zaman buradaki nokta 6'ya eksi 9 noktası oldu. Yani 6'ya eksi 9 diye bulduk. Bizden ne isteniyor? Zor bir soruymuş ama. M noktası eksi 4 artı neyi bulduk. 6. Ee, bir de K'yı bulduk. Ama eksi K. Eksi eksi 9 olacak. O zaman bu ne yaptı? Şurası 2 artı 9'dan cevabı kaç olarak buluruz? 11 olarak buluruz. Evet buradaki ince ayrıntı bir de metindeydi. 90 derece döndürmedi ama metinde ne dedik? İşte buradaki nokta eksi 4'e 6 ya birinci bölgede olacak ya 3. bölgede olacak. E burada da zaten eksi 6 dediği için 3. bölgede olduğunu anladık arkadaşlar. Alper'de bir sıkıntı yoktu. 180 derece dönmüş hali olacak burada. 180 derece dönmüş hali de zaten ne yapıyor? Orjine göre simetriyi yapıyor dostlar. Evet böylelikle olayı bitirdik mi? Bitirdik. Yani bu hafta bitti. Dönüşüm geometrisi bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta çember analitiğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.